bunlara dikkat ediyorsan bunlar şeydir. Yani daha çok hangisi ağır basıyorsa o daha ön plandadır. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yani ilk önce ne yapıyorsanız yapın, ilk önce konunuzu her zaman hakim olmanız lazım. Bir de bunu içselleştirmek gerekiyor. İçselleştirmenin tek yolu şudur. Yani dediğim gibi yazmak. Yani neyi anlatacaksanız onu yazmanız lazım. En ince ayrıntısına kadar yazmak gerekiyor. Yani yeniden bugün işte bir kampanyanın detayları nedir onu bir yazın. Ondan sonra her gün böyle yazarak çalışmak çok etkili oluyor. Ve bu yazdığınız zaman sözcük hakimiyeti de ortaya çıkıyor. Yani diksiyonda bir parça daha iyi bir konuma geliyor. Yani diksiyonunuz bu sefer her yazdığınız sözcüğü bir sefer beyin kodluyor. O zaman kullanacağınız sözcükler daha net oluyor. Daha düzgün bir şekilde çıkmasına neden oluyor. Bu da diksiyona getiriyor. Ses hitabet konusunda da şu var. Mesela bizim en önemli unsurlardan bir tanesi, hep ben bunu şeye anlatıyorum. Mesela sahile gittiğimiz zaman dalgalar bizi dinlendiriyor. O 12 desibilite sesle geliyor. Gelip gidiyor. Şş, şş. Bu ses dalgasındaki frekans, mesela eğer burada aşağıda bir spray çalışsaydı bizi rahatsız edecekti. Bir hilti çalışsaydı. İş makinesi çalışsaydı. Çünkü bizim kulak frekansımız onları istemiyor. Yüksek bir frekansta geldiği için. Şimdi burada konuşurken, insanlarla konuşurken, ikimiz birbirimize yakınken, ben şimdi buradan ders anlatayım diye, işte yüksek arkadaşlar bunu yaparken böyle konuşsanız bir süre sonra sizi rahatsız eder. Yani insanların duyabileceği, rahatsız etmeyecek ses tonu kullanmak gerekiyor. Eğer ikili ilişkilerde bunu kullanırken sesimizi içten ısıtmak gerekiyor. Yani gerçekten hani bu yazdığımız zaman o sesi içeriye almayı sağlıyor. Biraz daha sese şey katıyor, samimiyet katıyor. Biraz daha duygu katıyor. Bu içi ısıtmanın yöntemi. Biraz daha sesimizi daha etkin hale getirmek için ben hep şunu anlatıyorum. Eğer bir insanı çok ciddi şekilde sesimle etkilemek istiyorsam o zaman şunu yapıyorum. O kişiyi iyi aradan kaldırıyorum. Sanki sevgilime konuşuyor gibi konuşuyorum. Hani flört döneminde sevgilinle konuştuğun zaman mesela sesine çok hakim oluyorsun. Sen mesela telefonla konuşuyorsun. Efendim, ciddi misin? Seni arasın. Hadi sen kapat. Diyor, hayır sen kapat. Yapma hocam. Hayır. Hocam kayıt altındasınız. Pratik iyi ama. Siz devam edin. Ya düşün, şimdi bununla kaçırma imkanı söz konusu değil. Uyuma, alayım onunla hocam.